Adnan Beker'in ittifakın bir milletvekili olarak, yani ittifak üyesi bir partinin milletvekili olarak karşı partiye oy vermesi şu anda sosyal medyada en çok tartışılan konu. Bir şey Cumhurbaşkanlığında mı? Bir şey söyleyeyim. Evet. İttifakın, siz madem tepkiliydiniz şey diyorlar, biz, niye o zaman ayrılmadınız? Biz bir şey söyleyeyim. Şimdi partiniz şimdi bir karar mesela almış. Bir şey daha doğrusu söyleyeyim. Şöyle, siyasi etiğe uygun mu efendim? Şey söyleyeyim. Bir şey daha bir şey söyleyeyim. Şimdi biz Millet İttifakı'yla, yani Cumhuriyet Halk Partisi'yle ittifak kurmaya mecbur muyuz? Mecbur muyduk? Bakın ben size söyleyeyim. Ben bunu kurdunuz. Bir şey söyleyeyim. Genel başkan. Ya partiniz ben istemiyorum belki. Şimdi o zaman ayrılabiliriz. Bir şey söyleyeyim. Bizim partimizde, bakın bizim partimizde şu an ittifak istemeyenler de var, isteyenler de var. Efendim 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu sizin ortak adayınız. Partinizin yetkili kurulunun ortak adayı. Siz Kemal Bey'e oy vermeyerek partinizin kararına aykırı davranmışsın. Ben HDP'nin desteklediği hiçbir yere oy vermem. Hayır, Ekrem İmam... mecliste var ya. O sol neydi işte, Yeşil Parti mi ne? Yeşil. Onun doğru dediğine ben yine yanında olmam arkadaş. Bu ülkenin askerine, bu ülkenin polisine, bu ülkenin birliğini bozmaya çalışan, açık açık konuşan biri çıkmış diyor ki bu ülkenin askeri köyleri bombalıyor. Birileri çıkıyor diyor ki bu ülkenin askeri ha İsrail'in askeri, ha Türkiye askeri. Ya bunların kanı bozuk ya. Ben orada o, peki, onların Adnan olduğu yere oy vermem arkadaş. Peki Adnan Bey, AK Parti ne için görürsün, AK Parti içinde böyle diyenler yok mu? Onu da AK Partililer düşünsün. Peki bak, ama şey oy vermişsiniz. Bu ülkenin cumhurbaşkanı. Oy vermişsiniz. Bir şey söyleyeyim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı. Ya şimdi tek bayraktan bir cumhurbaşkanı bir şey var ya. Cumhurbaşkanı ayrı. Cumhurbaşkanı bak, demiyorum. Bak, dur bir dakika. Partiden birkaç kişinin söylediği aykırı lafları söyleyerek Barış oy vermeme gerekçesini izah ediyor. Şaban Bey, ben çıktıktan sonra bunları tartışın. Bir şey derim. Şimdi biz şu an sanki benim istifa ettiğim parti yani. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ittifak kurmaya mecburuz biz. Şimdi bazı konuların ben içinde varım. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli bize komşu olalım dedi değil mi? Evet. Ben o partiden ayrılmışım. Hala o partinin fikirlerini savunan, o partide çocukluğundan beri büyümüş. Devlet Bey'e de saygım sonsuzdur. Bakın çok saygım vardır. Gelmişim. İyi Parti kurulmuş. Bu partide de görev almışım. Bugün MHP, Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşü fikri neyse İYİ Parti'nin %90'ında görüşü fikri aynıdır. AK Parti ile de İYİ Parti'deki siyaset yapanların belli konulardan haricinde her şeyi aynıdır. Şimdi Tayyip Bey de bizi ittifaka çağırdı değil mi? Evet. Dedi buyurun gelin. AK Parti'nin Türkiye'de 750 belediyesi var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 200 belediyesi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 250 belediyesi var. 20 belediye de bizim. Değil mi? 18 şu an. Evet. Şimdi devamlı Barış Bey diyor ki kazan kazan, kaybettir kaybettir, İyi Parti. Ya İyi Parti kazanmıyor ki neyi kaybettirecek? Zaten CHP'nin 250 belediyesi var. Sağdan say 250, soldan say 250 belli. Biz Cumhur İttifakı ile ittifak yapsaydık en az 150 belediyemiz olurdu. Kazandır kaybedir. İyi Parti'nin 150 belediyesi olurdu. Adnan Bey, şimdi Adnan Bey şu noktada itiraz ediyorum. Bakın bir Ankara Büyükşehir yani, Belediyesi'nde Adnan Bey en fazla etkili olan İyi Parti'ydi. Sıfır. Sizdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözü geçmiyordu. Bu neden böyle oldu? Hani CHP'de haksızlık yapmayalım. Yani en fazla hizmeti götüren ya da istihdam sağlayan Adnan Beker İyi Parti'nin işe girdi. Yani oradan kazançlı çıkmadı mı sizin hayinizde? O soruyu biraz daha şöyle çerçevesini çizerek sorayım. Soruları, bir dakika. Soruları bir dakika, eksik soruyorsunuz. Dur bir dakika Adnan Bey. Sorularınızı güzel yazın. Adnan Bey şöyle soralım o zaman. Hep bu tartışılan bir konuydu. İyi Partililer özellikle iki belediyede, Ankara Büyükşehir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İyi Partililere kadrolar veriliyor. Onlar genel müdürlük, müdürlükler dağıtılıyor şeklindeydi. Bunu bir kere doğruluyor musunuz? Böyle bir tablo var mı? Bakın tamamen yalan. Araştırsınlar bizim Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde. ASKİ Genel Müdürü, EGO Genel Müdürü, Genel Sekreter. Bakın Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, İtfaiye Daire Başkanı. Hepsi Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanındandır. Bakın. Yani kontenjandan derken tabii ki yani şu an nasıl bir AK Parti belediyesi tabii ki yetişmiş. Yani o konuda liyakat sahibi insanlar alıp koyuyorlar. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde uyumlu çalıştık Sinancığım. Benim de etkim vardı, yetkim vardı. Dediklerin doğru. Ama ben ne yaptım? Ben hiçbir zaman için yük olmadım, hep yük aldım. Ben belediyeden şahsıma
ve çevremle ilgili en ufak bir iş talebim olmadı. Şimdi onu kabul ederiz. Bir şey söyleyeyim. Adnan Bey'in bunlarda... hiçbir iş talebi olmadı, onu kabul ederiz. Ama İyi Partililere hem istihdamda çok ciddi katkı verdi. Onu söyleyeyim. Nereye? Efendim teşkilatlarda. Nereye? Nereye işçi aldı? Almadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde. Tabii tamam. Melik Gökçek bıraktığında 25 bin kişiydi. Bir 15 bin civarında işçi alındı. Bu büyük bir oranda da. Ha istihdam konusu dediğim gibi herkesin işe ihtiyacı vardır, ayrı bir konu ama. Şimdi Adnan Bey kadrolaşma konusunda üst düzey kadrolaşma itiraz etmem. Kendisinin de bir istifade etmediğini de şahidiz. Ancak İyi Partililer Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe girdi. Ya şimdi biz eğer bir vatandaşımızı işe koymuşsak, evet, ne mutlu bize. Ankara'da 19 AK Parti belediyesi var. Sen de AK Parti belediyelerinde etkinsin. İşçi lazımsa ben de 100 bine yakın müracaat eden var. Sizin belediyelere de koyalım ya. Yani bu belediyeye giren uzaydan gelmedi. Kalecik'ten geldi. Çubuk'tan geldi. Kursaklardan geldi. Çankaya'dan geldi. Altındağ'dan geldi. Belediyenin ihtiyacı oldu. Alındı. Ya bak ama şunu İYİ Parti söyleyeyim. Kontenjanından mı alındı? Biz, yani İYİ Partililer mi alındı? Bakın bir Allah'ın kulu. Sen geçen seyrettiğinde dedin ki İYİ Parti işe gelen üye yaptı. Bir tane bir kömür olayına girdin sen hatırlıyorsan Altındağ'da. Sosyal yardımlar. Gittin çekim yaptın. O da patladı yani. Onu da biz patlattık yani. Yok şimdi Adnan Bey. Onu da ben cevap verdim. Mesaj yani. Var. Hayır patladı. Hayır. İYİ Parti'ye üye olan. Patladı. Bakın ne İYİ Parti'ye üye olanlara sosyal yardımlar gitti. Mesaj da var. Ben o mesajı da getirebilirim. Şimdi Adnan Bey. Ben efendim, soru sorayım bir şey var. Ekrem İmamoğlu ile ilgili soracaktım. Tamam. Yok. Biz sorayım konu dağılmadan tam olduğu için. Okay, tamam. Şimdi siz diyorsunuz ki Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu. Ben zaten karşısındaydım. İkinci turda da oy vermedim. Ekrem İmamoğlu aday olsaydı HDP aynı tavrını yine sürdürecekti ve Ekrem İmamoğlu'na destek verecekti. O zaman bir sorun olmayacak mıydı? Yok, ona da vermezdim. Yine vermeyecektiniz. Vermezdim. Bu tabloyu gördüğüm zaman vermezdim. Bak Barış, şimdi siz benim dediklerimi anlamıyorsunuz. Bakın Kızılcahamam'da benim rahmetli babamın arkadaş, hacı arkadaş yakamdan tuttu benim. Bana yemin verdi ya. Hakkımı helal etmem sana dedi. Bakın biz bunlarla karşılaştık arkadaş. Siz bak hala aynı yerde gidiyorsunuz. HDP %10 aldı. Ne yapacağız? HDP yani? Şey söyleyeyim işte. HDP %10 aldı dedim burada. HDP'siz Cumhurbaşkanlığı kazanılamaz dedin. HDP olmazsa olmaz bizim dedin. Bütün zaten sar ya bu Cumhurbaşkanlığını sen kaybettirdin. Bu ittifakı da sen bozdun. Böyle diye. Adam, en sonunda elinizde kaldı işte. Adam Bey şimdi peki, ben şunu soracağım. Ferhat bir saniye sizce? Ferhat. Çok iyi. Evet, Ferhat, bir saniye. Evet, güzel bir soru sordu. Kemal Bey vermiş. Ne soruyor? Bak Meral Akşener beni çağırdı. Meral Hanım kim oluyor? Bak arkadaş. Ha. Beni şikayet ettiler. Meral Hanım'a. Meral Akşener. Adnan Beker böyle çalışıyor, böyle çalışıyor diye. Çağırdılar gittim. Ben aynısını kendisine dedim. Böyle böyle benim bölgem zor bir bölge dedim. Yani ben Çankaya'da şimdi milletvekili aday olsan Çankaya'da sıkıntı yok. E gel hani Çubuk'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı yok. Kalecik'te adayı yok. Herkes Çankaya'da 15 tane aday var. Etemesut'ta 35 tane aday var. E hadi orada aday gösterin. Orada da yok. Bakın oralarda sahada çalışan biziz. Biz o hassasiyetleri bir kere hassasiyeti şey yapmama gerek yok. Ben bu yapıda bir adamım Barış. Ben bir yapım bu.